Merhaba oyuncular. haftalık oyun ve GTA fırsatları videomuzda devam ediyoruz. Bu hafta çok dolu değil açıkçası çünkü zaten Ağustos'un da ortasına geldik. Prime'daki avantajları geçtiğimiz haftalarda söyledik. Ee, Epic Games çok şaşırttı beni garip bir oyun verdi Doom 64 diye. Ve hani yani çok da fazla anlatacak bir şey yok GTA tarafında biraz ufak tefek tabii e, yenilikler var bir şeyler gelmiş durumda yeni bir araç gelmiş bu beni heyecanlandırdı güzel gözüken bir araç Imponte Ruiner'in ZZ8 aracı gelmiş arkadaşlar. Hiç fena durmuyor tip olarak ama e, dediğim gibi yani çok da bir şey. Mevcut değil aslında öncelikle bedava oyunlarımıza bir bakalım arkadaşlar Epic Games neler vermiş Doom 64'ü vermiş yani Doom'un çok eski bir versiyonu aslında bu ee, bilmiyorum yani kimsenin oynayacağını da düşünmüyorum tamam evet bir klasik olabilir ama yani çok zaman önceydi ee, her neyse başka neler veriyor Rumble versiye bir oyuna paket vermiş oynamadığım bir oyun bilmiyorum oynuyorsanız paketi alabilirsiniz. Ring of Pain haftaya gelecek. Bu fena değil. Yani orada bir e, yine sevindirici taraf var. Ama genel olarak çok dolu değil arkadaşlar. Prime'da da bu ay Starcraft Remastered oyunu veriliyor. Alabilirsiniz. E, Diablo Immortal'a nedense hiçbir şey getirmediler. Yani hani birçok oyuna ödül veriyorlar. Overwatch'a falan filan. ve Ve Starcraft oyunu. Vermelerine rağmen sanırım Arka plana bağlayamadılar İşte Dead by Daylight'a falan ee, Yani hani güzel e, Ödüller falan var Kostümler var ama Diablo Immortal'a herhangi bir şey Şu an için mevcut değil GTA'ya biliyorsunuz var League of Legends'a var oralarda çok bir sorun yok League of Legends'ta şöyle bir ilginç Durum olmuş Star Guardian Ödüllerini herkese veriyorlarmış Bir oyunu açıp ödülleri toplayabilirsiniz. Sanırım bug yaşandı. Büyük bir etkinlik yapıyorlardı. Tam takip etmedim ama e, yani takip etmediğim tek yıldız muhafızı etkinliğinde de bayağı işler sar e, kötü gitmiş diyelim. Evet şimdi o zaman devam edebiliriz arkadaşlar. Yeni nelerimiz var? GTA tarafına geçeceğiz. Şunu söyleyeyim. E, Coffee Talk oyunu Game Pass'e geldi. Yakuza'lar eğer PlayStation Plus Premium vesaire o versiyonu kullanıyorsanız oraya gelmiş durumda game kataloğa eklenmiş. Yani fena değil arkadaşlar içerikler güzel. Diablo Immortal'a yeni bir güncelleme geldi onunla ilgili zaten 2 adet video var onlara bakabilirsiniz. Gelin bakalım GTA tarafından neler olmuş bu hafta ilginç şeyler var. Oo afilli de giriş yapmışlar. Arabayı beğendim bu arada yani gerçekten araba ee, güzel gözüküyor. Ee, bu arada GTA oynayan tayfa Discord'da odayı da açmış bulunmaktayım. Yani sizden gelen araba modifiyelerinde bunu da kullanabilirsiniz ve e, güzel paylaşımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta benim hoşuma giden birkaç olay mevcut arkadaşlar. Öncelikle e, motor kulüp house'larında indirim var. Biliyorsunuz kulüp house'lara içerik geldi artık. Hani bazı hem bir şeyler alabiliyoruz, görev yapabiliyoruz. Hem de e, Photoshop tarzı satış yapabiliyoruz. Yani motor modifiyeleri yapabiliyoruz. Ben bunu taşıyacağım. Fırsat bulabilirsem de video çekmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten çok hoşuma giden bir özellik. Bu geçtiğimiz güncellemeyle gelmişti. Yani motor kulübündeki şopa müşteriler motor bırakıyor. Biz modifiye edip teslim ediyoruz. Çok beğendim. Yani çünkü ben normalde motor satın alıp da çok da modifiyelere bakan biri değilim ve Hani o modifiyeleri incelerken eğleniyorum. Aynı zamanda da e, para kazanıyorum. Yani kalkıp da motoru satın alıp bir garaj slotu falan harcamam gerekmiyor. Ki Photoshop'ta da bunu beğendiğimi söylemiştim. Şu anda da çok memnun kaldım açıkçası e, bu özellikten. O yüzden şehre taşıyacağım Paleto Bey'deki motor kulüp house'umu arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi Los Santos'ta Blaine County'de arkadaşlar... Ee, satışlar vesaire yapabileceksiniz diyor. Benefactor kaşeler bulunuyormuş. Bunları bulabileceğimizden bahsediyor. Küçük bir görev anladığım kadarıyla yani flyer görürseniz diyor, gidip onları alabilirsiniz diyor. Yani bunları e, alıp teslim edebilirsiniz diyor. Gökyüzüne bakın diyor. İlginç geldi, değişik geldi. Buna bir bakmayı düşünüyorum. Ee, Simeon'un Mekanına araba satın alma yeri gelmişti arkadaşlar gidip oradan arabada satın alabiliyorsunuz bence gayet güzel bir e, sistem bu yani hani direkt olarak mekandan bir şeyler almayı istiyorsanız bu araçlar orada mevcutmuş ayrıca denemeye de çıkabiliyorsunuz arkadaşlar aa bu arada bu araç Normalde satın alınamayan bir araçmış artık buradan alınıyormuş. O zaman benim gidip almam lazım. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, bazı liverileri de alamadığınız durumlar oluyormuş. onları da buradan alarak elde edebiliyormuşsunuz. Ben bunları sevdim. Bazı durumlarda mesela e, jantların rengini falan sadece buradan alma şansınız olabiliyormuş arkadaşlar. Şuradan da ben hemen bir ışık açayım. Çok karardı bir anda. Hava da çok sıcak arkadaşlar ya. Bu hafta niye böyle oldu anlamadım. Aşırı sıcak bir hava var. Ee, yani bilmiyorum ne olacak durum. Her neyse bu araçları buradan alabilirsiniz. Bazılarının dediğim gibi stok halindeki jantları normalde boyayamıyoruz. Ama buradan boyanmış alabiliyorsunuz. Bunları da söyleyelim. Evet. ZZ8 aracını direkt Luxury Autos'a koymuşlar. Oradan da alabilirsiniz. Paria aracı da burada bulunuyor. Fena değil. Yeni nesil konsollarda Übermah Sentinel XS test drive'a koymuş. HSV Time Trial'ımız var. Ekstradan yeni nesil konsol kullanıcılarında. Yeni nesil konsolları da çok ihmal ettiklerini düşünüyorum. Yani insanlara sattılar sattılar. Çok az bir yenilik var. Sadece HAO güncellemesi var ve onu neden hala bilgisayara getirmediklerini de anlayamıyorum. Çünkü zaten bilgisayarda oyunun sistem gereksinimleri biraz artmış durumda. Sebebini çok çözemedim. Ee, ama şu anda Clubhouse'da kontrat bonuslarınız var. Arkadaşlar eğer kontrat bonusu yaparsanız 1.5x ekstradan kazanıyorsunuz. Aynı zamanda da yaptığınız zaman 200k size hediye ediyor. Baya güzel arkadaşlar. Yine oyuna giren herkese... Pull e, pool slider'lar veriliyormuş arkadaşlar. White Stripe herhalde bu şey e, bilmiyorum hani bir kıyafet türü herhalde koymamışlar fotoğrafına. Gun Running Night Club veya Warehouse işte satışları yaparsanız arkadaşlar e, White Beat of e, earfonları bedava verecekmiş. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Yani kulaklığı bedava veriyormuş herhangi bir satış yaparsanız. Aslında GTA güzel gözüküyor. Land Races'da yani yarışlarda arkadaşlar 2x ödül varmış. Prize Ride çok iyi değil çünkü bu aracın ikinci versiyonu var. MK2'yi vermiyor. İlk versiyonunu veriyor. Ha güzel bir araba mı? Güzel bir araba ama 5 yarışta top 5'te olmanızı gerekiyor. Yok 2 yarışta sadece 2 gün arka arkaya top 5'te olursanız street yarışlarında alabiliyormuşsunuz kolay alınabilecek bir araç. İki gün arka arkaya giriyorsanız alırsınız. İlk 5'te olmak da çok zor değil. Test Ride'da bu araçlarımız varmış. Bunlara ETR1 bu arada tavsiye ederim. ETR1 bizim şey araçlarımız arkadaşlar. Yarış yaptığımız araçlardan birisi. Severek oynuyoruz. Satın almanızı tavsiye ederim. Oo, çarktan arkadaşlar Rapid GT geliyor. Ben bu arabayı çok seviyorum. Midtown Madness tarzı yarışlar yapmamızı sağlayan araçlardan bayağı seviyorum. Yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Diablo'ya bu kadar vakit ayırmasam bu yarışları daha fazla yapardık açıkçası. Onu da söylemiş olalım. Ee, GTA Plus yani buradaki verdiği içerikler artık Plus kullananlar zaten alır diye düşünüyorum. Onları çok anlatmaya gerek yok. İndirimlerimiz var arkadaşlar. Ee, Clubhouse'larda %40 indirimler var. Ayrıca ee, Motorcu ceketlerinde de %50 indirim gözüküyor. O yüzden kıyafet almak isteyenler de bakabilir. Kulüp ben taşıyacağım kesinlikle. Ceketlerde indirim varmış. Pariyah %50 indirimli. Güzel. Karin Sultan %40 indirimli. Güzel bir araba bu arada. Ve çok da fazla ekstra bir içerik var mı bilmiyorum. Impaler %40. Vortex %50 Faction Custom %40, Glendale'de de %40 indirim varmış arkadaşlar. Ee, gelecek hafta, bu ilgincime gitti. Gelecek hafta gelecek şeyleri de bir miktar böyle e, tease etmeye başlamışlar. Yani önden söylemişler Lamar yardım isteyebilir diyor. Muhtemelen Lamar görevlerinde... Veya başka yeni tarzda bir görev gelebilir. Özellikle bu hafta bu uçaktan atılan flare'in yanına gittiğimiz görev ilginç geldi. Yapanlar olursa aşağıya yazabilir yorumlara nasıl bir görevmiş. Ben merak ettim açıkçası. Ee, oyuna ufak ufak yenilikler ekliyorlar. Benim hoşuma gitti. Yani eskiye göre daha aktif bir yenileme var. Hani tamam evet çok büyük bir güncelleme gelmedi ama... Her hafta ufak tefek yapacak bir şeyler gözüküyor oyun içinde. Bu da benim hoşuma gitti arkadaşlar. Prime'da da e, girerseniz 125k'yı size ödül olarak veriyor. Bu hafta dediğim gibi e, oyun dünyasında aşırı önemli şeyler pek olmadı. Zaten hani e, olan yenilenmeleri de işte Diablo'su, şu'su, bu'su anlattığımız için kısa bir video oldu arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Umarım bu sıcaklarda artık biraz azalır Baya kendimi kötü hissetmeye başladım açıkçası. Yayınlara gelebilirsiniz. Bu videodan hemen sonra yayına da gireceğim. Sohbette edebiliriz arkadaşlar oralarda. Hatta vakit bulabilirsem bir ufak GTA'da girmeye çalışabilirim bugün içerisinde. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.